Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte gündelik hayatımızda çok sık karşılaştığımız ama ne olduğunu bilmediğimiz şu USB kabloların ucunda bulunan siyah kutucuk nedir? Ona bakacağız. Her ne kadar boyutu küçük de olsa çok büyük bir işlevi yerine getiren bu boğumlar arkadaşlar USB kablolarının şarj uçlarında olabiliyor. İşte klavyelerinizin USB kısmına giren kısımlarda, kulaklıklarınızda, işte USB ile çalışan mouse'larda vesaire gibi pek çok teknolojik aparatta bulunabiliyor. Bu silindirik kutucukların teknik olarak adı ferit boğumu veya ferit boncuğu olarak anılabiliyor arkadaşlar. Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Tamam bunlar var ama olmasaydı ne olurdu? Öncelikle bir onun cevabını verelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi teknolojik aletlerin pek çoğunun çalışması için ya elektriğe ya da bataryasını doldurmanıza ihtiyaç vardır. Ve yine bildiğinizden emin olduğum gibi elektrik iletken kablolar yardımıyla iletilir. İşte bu iletme sırasında kablo üzerinde hareket eden elektrik etrafına çeşitli radyo sinyalleri saçar. Şöyle düşünün, bir televizyon anteni veya radyo anteni kendisine gelen elektrik dalgasını bir radyo frekansına dönüştürür. Bunun tam tersi de antenler için geçerlidir. Mesela radyoyu açarsınız, radyo böyle tam yerine oturmadan önce cızırtılı dalgalar duyarsınız ya, işte o dalgalar harekete geçen radyo sinyalinizi etkileyen dışarıdan gelen gürültü frekanslarıdır. Sizin elektriği ileten kablolarınıza adeta bir DDoS atak gibi saldıran gürültü frekansları cihazınızın doğru çalışmamasını veya düzgün şarj olmamasını sağlayabilir. Hatta olayı biraz abartıp cihazınızla işte cihazınızı yönettiğiniz kablo veya kumanda arasındaki ilişkiyi tamamen de kesebilir. Yani aslında biraz tehlikeli bir şey gibi de duruyor. Olay ise şöyle toparlayayım. Elektrik iletirken dışarıdan gürültü frekanslarından etkilenir. Peki bu etkilenme nedir? Bunun örneğini bulduk bir tane. Yani sesi en azından nasıldır? Gelin bir öncelikle bir onu dinleyelim. İşte ferit boğumları dışarıdan sürekli atak halinde bulunan gürültü frekanslarını engellemeye yarayan küçük parçacığın adıdır. Eğer onlar olmasaydı daha önce de söylediğim gibi cihazlarınız düzgün şarj olmaz veya cihazlarınızla işte cihazınızla bağlantı kurmaya çalıştığınız alet arasında kopukluklar yaşanırdı. Bu kadar anlattık görmeden bakmadan olmaz. Biz de elimizde bulunan bir tane şarj kablosunun ferit boğumunu söktük. Gelin bakalım nasıl söktük, içinden ne çıktı hep beraber bir görelim. İşte bu gördüğünüz küçük ama kahraman mekanizma ferit boğumu arkadaşlar. Ferit boğumu neden kabloların tam çıkışında yer alır? Elektriğin çıktığı yolculukta tam cihazınıza ulaşacağı sırada temizlenmesini sağlamak ve elektriğin cihazınıza giderken temizlenmiş elektriğin kat edeceği yolu minimum tutmak. Olay bu kadar basit. Şimdi bir çekiçle ben bu ferit boğumuna bir vurmak istiyorum. Evet, az önce ufak bir kaza yaşadık, bu tarz durumlarda olabiliyor. Allah'tan bir sıkıntı yok. Yine kırılmadı. Girişiyorum arkadaşlar hazırsanız. Sonunda Webtekno'nun çekiş darbelerinden kurtulamadı. Evet arkadaşlar, ferit boğumunun size ne olduğunu gösterdikten sonra artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Benim merak ettiğim bir şey var bu tarz icatlarda ve sorun çözücü aparatlarda. Sizce insanoğlu bu ferit boğumunu nasıl icat etmiştir? Artık videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İçini açmamızı istediğiniz ya da merak ettiğiniz bu tarz kıyıda köşede kalmış şeyleri bize yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hemen solumda ve sağımda oynamakta olan videolara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen şurada da bir abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.